Selamünaleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledünke rahme inneke entel vehhab. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve ittaba'nâr rasûl fektübnâ ma'aş-şâhidîn. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 32. söz, 3. mevkıf, 2. mebhas. Online takip edenler için link de şu. Bu sayfanın ilk paragrafını en son çalışmış idik. Şimdi ikinci paragraftan ben devam ediyorum. Şöyle başlıyor. Evet, şu elim elemi ve dehşetli manevi azabı hissetmemek için bir hatırlatma babından burada bahsedilen elem nedir diye dönecek olursak, biliyorsunuz ikinci noktanın ikinci mebhası alt başlığından okuyor idik. Oradaki konuda ehli dalaletin vekili şöyle demiş idi, şöyle bir itirazla karşımıza çıkmıştı. O da şu: ben ahireti düşünmemekte kendi rahatımı buluyorum. Ve de insanları da bu yönden efendim kendime sevk ettim ve edeceğim, insanların ekserisini demiş hatta. İnsanların çoğunu da bu yola sevk ediyorum. Bir saniye. Okey, insanların çoğunu da bu yola sevk edeceğim diye söylemiş birinci paragrafta, bu konunun birinci paragrafında. Tabii her zaman olduğu gibi temsili olarak bir soru var, bir itiraz var. Efendim ne demişti burada? Ehli delaletin bir vekili konuşuyor gibi idi ve de bu itirazı ve bu soruyu diyordu ki şeytanın himmetiyle bu şekilde yapıyorum. Biz bu sunumdan veya bu şekilde risalelerde verilen temsillerden, mizansenlerden anlıyoruz ki hani bu tekil olarak işte burada ifade edildiği haliyle ehli delaletin bir vekili karşımıza çıktı şeklinde değil de içinde yaşamış olduğumuz gerçekliğin bu şekilde bir soruya dönüştürülerek sunulması var diye anlamak lazım. Yani ben böyle anlıyorum. Yani şöyle diyelim, böyle birisi manevi alemde karşımıza çıktı ve soru sorduğundan ziyade sanıyorum bu sorunun içerisinde veya itirazların içerisinde ifade edilen olay, etrafımıza baktığımızda insanlar içerisinde hali hazırda olan bir vaka. Bunu görmüş müellif, bunu görmüş, bunu tespit etmiş ve bu konuyu nasıl hallederim diye üzerinde kafa yorurken böyle soru cevap şeklinde ifade etmeyi tercih etmiş. Ve bu insanlar içinde müşahede etmiş olduğu problemin hallini düşünürken nereden kaynaklanıyor insanların bu hali, nereden kaynaklanıyor, hangi özelliklerinden kaynaklanıyor diye problem tespiti yaparken
Ehli dalalet, yani insanlar içerisinde biliyorsunuz ben ehli dalaletim diyen kimse bulunmaz. Herkes kendini Müslüman veya din içerisinde görüyorsa, din çerçevesi içerisinde görüyorsa herkes kendini ehli iman bilir ve ehli iman olarak lanse eder, insanlara sunar. Kimse, hiç kimse bu dünyada ben bir yol tuttum ama o yol çok yanlış bir yoldur, dalalete giden bir yoldur şeklinde söylemez. Dolayısıyla burada ehli dalalet diye, ehli dalaletin vekilidir diye bir kavram sunduğu zaman biz anlıyoruz ki insanların içerisinde kendileri her ne kadar doğru yolda olduklarını düşünseler de bu şekilde hata yapan, vahye göre, vahyin eğitimine göre değerlendirdiğimizde bu şekilde hata yapan insanlar var. Bunun adına bu taraftan biz baktığımızda, vahyin eğitiminden baktığımızda, ha onlar yanlış yapıyorlar anlamında bizim tespitimizdir. Ehli şirk dediğimiz kimseler, işte efendim münafıklar dediğimiz kimseler, Kur'an-ı Kerimlerde pardon. Kur'an-ı Kerim'de ayetleri, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde diyecektim. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen bu tür ifadeler veya hadislerde de zaman zaman görüyoruz. Münafık denildiği zaman bir ifadenin içerisinde dikkat edin, insanlar içerisinde kendileri farkında olmasa dahi böyle bir gerçekliği yaşayan insanlar olabilir. Dikkat etmek lazım. Hatta yani sadece ötelemek için diğerleri böyle yapıyor ama ben böyle yapmam hatasına da düşmemek lazım. O insanlardan, o hataya düşmüş insanlardan birisi de ben de olabilirim diye bakmak gerekiyor. Yani ehli dalalet dedik diye burada olduğu gibi. Efendim ehli şirk dedik diye, münafık dedik diye, ya zaten ben ehli dalalet değilim ki. Demek ki benden bahsetmiyor şu işte kimse onlar, bir yerlerde ehli dalalet diye birileri var, onlardan bahsediyor şeklinde de anlamamak lazım. Her ne kadar, onu bir kez daha vurgulamak adına söylüyorum, konuya buradan başladık. Başta söylediğim gibi her ne kadar sorunun içerisinde efendim ehli dalaletin bir vekili dese de, efendim şeytanın himmetiyle dese de, bunun aslında bizim gerçeğimizi yansıttığını veya gerçeğimizle doğrudan doğruya ilişkisi olabileceğini unutmamak gerekiyor. Çünkü az önce dediğimiz gibi ben şeytanın himmetiyle hareket ediyorum diyen kimse bulunmaz bu dünyada. Dolayısıyla şöyle toparlayalım girişi. İkinci noktanın ikinci mefasında bu şekilde sorulan bu itirazın içinde geçen ifadelere biz de dahil olabiliriz. Yani o ifadelerde açıklanan hakikatler bizim kendi dünyamızda yaşadığımız şeyleri de içeriyor olabilir. Yani o bize doğrudan doğruya applicable olabilir. Yani bizim kendimize mümin dediğimiz halde bir müminin yaşadığı halleri de olabilir. Dikkat etmek lazım. Buranın vermeye çalıştığı, bu parçanın vermeye çalıştığı derste olduğu gibi bu şekilde insan bakmazsa, bu şekilde bu yanlışın farkına varmazsa böyle bir hataya düşüyor olmak çok mümkün. Hatta okuduğumuzda, cevabı okuduğumuzda, soruyu okuduğumuzda insan fark ediyor ki aslında hani ehli dalalet diye söylediği halde bizim bazı hallerimiz veya hatta çoklukla bizim hallerimiz bu grubun içerisine giriyor olabilir olduğunu insan fark ediyor. Peki girizgah böyleydi. İkinci mebhası girişindeki soru böyleydi.
Yani ben saadeti dünyayı ve lezzeti hayatı, yani dünyada keyif almak istiyorsam ben ahireti ve düşünmek istemiyorum. Hani burada nasıl söylemişti onu? Terakkiyat-ı medeniyet. Yani medeniyetin getirmiş olduğu benim dünyama ne tür mutluluk varsa, hani yiyoruz, içiyoruz, ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz, ondan sonra hani günlük telaş veya günlük hayatın telaşı dediğimiz olaylar var ya, herkesin kendi dünyasında kendisine göre farklı yaşadığı şeyler vardır. İşte iş, meslek, okul, öğrencilik, her neyse. Yani bu içinde yaşamış olduğumuz medeniyetin meşgaleleri ile uğraşmak ve kemali sanat diyor. İşte bunun içerisinde insanın hoşuna da gidiyor ya bu. Yani kemali sanat dediğinde onu biliyorsunuz, insan mükemmelliği isteyecek şekilde veya güzeli isteyecek şekilde yaratılmış. Ben bu dünyada, bu anlamda dünyevi olan güzelliklerle uğraştığımda bunda da mutlu oluyorum. Bunu da fark etmek gerekiyor. Hani dedik ya, burada her ne kadar soru sanki şeytan tarafından veya ehli dalalet tarafından geliyor olsa da, insan bunu düşününce hakikaten ben de böyleyim, biz de böyleyiz. Bu bizim bir hakikatimiz. Öyle değil mi? Her ne yapıyorsanız, bazen bu tür konuları konuşurken etrafımızda olan insanların yapmış olduğu, hayatlarında kendilerinin yaşamış olduğu örneklerden birebir konuşarak efendim bunu misallendirmek daha doğru ve güzel oluyor. Ancak şu anda ben odadakilerini doğrudan doğruya tanımadığım için onların hayatlarında ne geçtiğini bilmiyorum. Oradan örnek veremiyorum ama mesela öğrencilerle birlikte bu konu işlenseydi, o zaman derdik ki mesela şu anda içimizde öğrenci olanlar, yani öğrencilikten kasıt işte genelde hani master doktora denilen bir eğitimle uğraşan insanlar olduğunda, onlara ne diyoruz? Bakın mesela siz bir konunun, o hangi konuysa, çalışmayı seçtiğiniz hangi konuysa, o konuyu işte 4 sene gidip üniversite düzeyinde eğitimini almakla kalmayıp ondan sonrasına da bir adım atma ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani ben bunu anladım demesi insanın hoşuna gidiyor. Bu bir noktayı, bir basamağı anladıktan sonra bunun bir üstüne çıkması da insanın hoşuna gidiyor. O şekilde yaratılmış. Tamam, ben olayı bitirdim denilecek şekilde de bir yaratılış yok karşımızda. Devamlı hangi noktasından, hangi alanından bahsederseniz bahsedin, hangi meslek itibariyle konuşursanız konuşun, bir derece mükemmelliğe, bir derece kemale ve güzelliğe erişiyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz, aa, bu daha işin çok başlangıcıymış. Bunun daha çok üst seviyeleri varmış. İşte insanın bu içindeki fıtratındaki konulmuş özellik gereği, hadi o zaman ben bunun bir üstünü de öğrenmeye çalışayım, bunun bir daha iyisini keşfetmeye çalışayım diye, o hiçbir zaman bitmeyecek şekilde bir özellik içimize konulmuş. Veya şu anda çok popüler olduğu için başka bir örnek üzerinden de düşünebiliriz. Efendim, elektronik eşyalar, bilgisayarlar vesaire çıkıyor. Bugün en mükemmel diye sunulan, işte burada söylediği gibi kemali sanat, terakkiyat-ı medeniyetin, medeni terakkinin önümüze sunmuş olduğu en güzel, efendim en kemalde olan, en kemalde özellikleri taşıyan, önümüzde şöyle bir alet var dediğimizde, herkes o an için en kemalde olan, o an için bilinen, en kemalinen ürüne yöneliyor. Hiç kimse demiyor ki demode olmuş 10 sene önceki hali de bana kafidir. Biraz daha güzel olunca, biraz daha kemal özelliği olan olunca, önümüze öyle bir opsiyon çıkınca herkes ona yöneliyor. Biz kendi yaşantımızdan, özellikle günümüzde yaşanılan terakkiyat örneklerinden görüyoruz ki
yarın başka bir ürün, başka bir kemale sahip olan sanatlı bir eser önümüze çıktığımızda herkes bugünkünü bırakacak ve diğerine devam edecek. Ve bundan asıl nokta burası ve bundan insan memnun oluyor. Bak ben yani hayatımı bu şekilde geçirince memnun olduğumu görüyorum. Bunun peşinde koşmak, her zaman daha iyisini yapmak, kendi mesleğimizde olur, efendim çalıştığımız öğrenciysek alanda olur, her neyse. Bunlarla uğraşmak, mesela ev yapıyorsunuz, evin daha güzeli, biraz daha güzel olsun. Ben şu anda şöyle bir evde oturuyorum, bunun daha güzel bir versiyonuyla daha güzel bir evde oturayım. Ve bunun için işte işimde ilerleyeyim, her neyse. Yani böyle bir çark var ve bunun içerisinde insan mutlu olabiliyor. Kapalı circuit, kapalı bir dünya görüşü içerisinde mutlu olması da mümkün. İnsanları biz bunu insanları görüyoruz. Etrafımızdaki kişiler existential olarak yani varoluşsal olarak soruları olmasına rağmen onları bu parçada ifade edildiği haliyle bir parça örtüp efendim dünyanın bu terakkiyattır, biraz daha iyisidir, biraz daha güzelidir şekliyle sunulan haliyle gayet memnun hayatını yaşayan insanlar var. İşte oradaki memnuniyet, o acil ücret, Salih'in başka bir yerinde söylüyor ya, acil olarak orada ücret veriliyor. Daha iyisi var, sen bundan memnunsun. Hemen orada o gün insan o haliyle memnun oluveriyor. Fakat insaniyet sadece bugün ve yarın karşımıza çıkacak bu şekilde memnuniyet eserlerden memnuniyetle kısıtlı olmadığından dolayı insanın hani geçmişi ve geleceği düşünebilme kabiliyeti de olduğundan dolayı işte orada problem yaşıyor. Bu parça benim anladığım kadarıyla bu gerçeğimizin, bu insani gerçeğin farkına varmamızı istiyor. Evet, sen hayatında bu tür şeyleri yaşarken mutlu olabilirsin. Hani buna da genuine mutluluk denilebilir. İlla kendini kandırmıyorsun. Neden kendini kandırmıyorsun? Çünkü yaratılıştaki güzelliği ve mükemmeliyeti sevecek şekilde yaratılmışız. Yani bu anlamda yaratılışımıza bir anlamda yaratılışımıza uygun hareket ediyoruz. Kendimizi mesela cezalandırmıyoruz, elimizi kesmiyoruz. Yani yaratılışımıza aykırı bir hareket yapmıyoruz. Güzel olan şeyin arkasından, mükemmel olan şeyin arkasından koşuyoruz ki bu da bizim fıtratımızda. Bu kısmı doğru olan, işin doğru olan kısmı. Zaten bu doğru olan kısma dayandığı için insan bir anlamda mutlu olabiliyor. Mutluluğunu bu seviyede devam ettirebiliyor. Ama işin, insaniyetin daha başka yönü de var. Veya sadece bu kadar kısıtlı değil. Evet, sen bu şekilde mutlu olabiliyorsun çünkü mükemmeli, güzeli sevecek şekilde yaratılmışsın ama insaniyetini düşünmeye devam et. Yani orada kısıtlı olarak hapsetme, o noktaya hapsetme. Senin varoluşsal sorular diye söylediğimiz, evet bunlar böyle oluyor, güzel, iyi, hoş, ben de bu şekilde yaratıldım ama bu işin sonu nereye varacak diye de düşünebilme ve bu konuda efendim fikir yürütebilme veya bu sorunun hakikatini arama özelliği de var. Bu konunun hakikatini arama özelliği de var. İşte bu işin sonunda ne olacak acaba diye bizim günlük hayatımızın içerisinde unutuverdiğimiz, işte ona gaflet diyor veya ünsiyet peyda ediyor. Yani bir perde geliyor. Sadece öteki işlerle meşgul olmak, az önce açıkladığımız gibi o daire içerisinde bizi memnun ediyor gibi görünüyor. Buradaki mesele, hani saadeti dünyadan bahsederken bu şekilde bir gerçeklik var. Evet doğru, dünya içerisinde mutlu oluyorsunuz ama
bu işin sonunda ne olacak? Yani ahiret. İşte mesele oraya geliyor ya. Yani bu işin sonu nereye varacak? Bunu ben böyle yaptım, güzel ve mükemmelin arkasında koştum. Ama ultimately yani en sonunda, en sonunda, en sonunda bu dünyanın içerisindeki bu circle, bu memnun olma, hep daha iyisini arama circle'ı nerede bitiyor, nerede sonlanacak ve nasıl devam edecek, bunun akıbeti ne olacak diye merak etme duygusu da var. İnsan bunu kullanınca veya bunu düşünmeye başlayınca, şöyle diyelim, içerisine konulmuş olan bu soruyu göz ardı etmediği zaman, çünkü bu soru halihazırda veya böyle bir endişe, böyle bir düşünebilme kabiliyeti, potansiyeli bizim içimize konulmuş ya, biz onun sahibi değiliz. İçimizdeki soruların sahibi de biz değiliz. Dolayısıyla bizim yaptığımız insan olarak içimizde hali hazırda bu şekilde konulmuş olan soru sorma kabiliyetinin önünü kesmeyip ha hakikaten benim böyle de bir derdim varmış diye fark ediyorum ve kendimi bu farkın önüne nasıl diyelim kapatmıyorum. Yani boş ver şimdi onları düşünmeyelim diye önüne set çekmiyorum. Yoksa soru her halükarda orada var. Soru olmazsa zaten yani insanın böyle bir sorusu olmazsa sorumluluğu da olmaz. Yani ben böyle bir şeyi düşünme kabiliyeti bende yok, bana verilmemiş. Ondan sonra ahirete neden inanmadın, neden iman etmedin diye bir konu çıkartılırsa önüme. O zaman ben derim ki hani esprili olarak bizde derler ya vermemişse mabut ne yapsın Mahmut. Allah öyle bir evet bir gelme kalk istiyorum. Ap pardon. Bir saniye. Ne diyordum? Evet. Dolayısıyla bu soru sorma, bu soru daha doğrusu bu sorunun kendisi insanın fıtratına konulmuş. Buradaki parça diyor ki bu soruyu gündeme getirirsen, gündemine getirirsen, bu sorunun hakikatini kapatmazsan veya ona gözlerini kapatmazsan ne diyor bu soru insana? Bu işlerin sonu nereye çıkacak? Ahiret nereye çıkacak? Yani ahiret işte son. Nereye çıkacak diye sorduruyor. Soru orada. Sorduğunda eğer bu sorunun önünü kapatırsan ilk başta açıkladığımız gibi dünya içerisindeki o closed circuit, kapalı devre işlere devam ediyoruz ve o nispette de bir anlamda memnuniyetimiz devam ediyor. Yeni gelen arkadaşlar için biraz sonradan olabilir ama baştan onları söyledik. Bir daha tekrar dönmek istemiyorum oraya. Bu şekilde de kısıtlı da olsa bu memnuniyetimiz, memnun olarak yaşama halimiz devam ediyor. Diğer soruyu örttüğümüzden dolayı. Ama insaniyetin her zaman o sorunun nüksetme özelliği de var. Yani insanın aklı, fikri, kalbi her neyse yani tüm benliği diyelim şimdi bir özelliğine takılıp kalmayalım. İnsanın tüm benliği ya senin şöyle de bir soru sorma özelliğin var. Sen aslında yani bunları şu hali hazırdaki işleri yapmaktan memnun olmakla birlikte aslında bunun ötesini de düşünüyorsun. Düşündüğünün de farkındasın. Acaba ne ola ki diye oraya bir davet bu anlamda. Oraya bir davet her zaman var. Soru davettir ya. Yani soru sorabilme kabiliyeti davettir. Böyle bir sorun var. Gel bir sorunun cevabını, hakikatini araştır. Memnun olabileceğin şekilde buna bir cevap ver şeklinde o soruyu devamlı davet ediyor. Ses çok kesikli geliyor. Bir kişi, Kevser Hanım öyle dedi. Yani benim buradan yapabileceğim, bakalım arkadaşlar cevap veriyor. Fatma Hanım bende iyi dedi. Burada normal demiş Vildan Hanım. Evet bir saniye birisi daha geldi. Kevser Hanım ne yapılabilir? Ses iyi diyor. O zaman
Herhalde sizin orada problem var demekten başka bir çare gelmiyor aklıma. Zannediyorum girip çıktığınızda ben tek okey tamam öyle bir yapın bakalım inşallah düzelir. Evet, böyle bir soru var. Tekrar dönüyorum. Böyle bir soru var. Bu soruyu bu soru devamlı bizi çağırıyor. Çağrıya kulak vermek veya vermemek bizim elimizde. Vermediğimiz sürece problem nasıl derler? Üstü külleniyor ama altındaki kor devam ediyor. Biz üstündeki küllerle idare ediyoruz veya hayatımızı o şekilde yaşıyoruz. Arkadaşlar düşüyor. Dedik. Böyle bir gerçeğimiz olduğunu anladık herhalde şu ana kadar konuşulanlardan. Demek ki biz buraya gelen arkadaşlar da dahil olmak üzere, evet biz bu sorunun devamını yani insaniyetimize konulmuş bu sorunun devamını duymak istiyoruz, cevabını duymak istiyoruz, ne yapılabilir diye öğrenmek istiyoruz diyen kişiler işte şu anda yaptığımız gibi veya buna benzer ortamlarda bu sorunun cevabını arıyorlar. Buradaki konuda bu soruya cevap verecek şekilde diye bir girizgah yapmış olduk. Konu buydu. Şimdi tekrar paragrafa dönüyorum. Kaldı yani geçen haftadan kalmış olan paragraftan sonrakine başlıyorum. Evet, şu elim elemi, şimdi hangi elemden bahsettiğimiz herhalde hatırladık. Şu elim elemi ve dehşetli manevi azabı hissetmemek için. Evet, bir daha deniyor arkadaş. İnşallah şimdi olmuştur. Şu elim elemi ve dehşetli manevi azabı hissetmemek için. Manevi azap az önce açıklamaya çalıştığımız gibi insanın içerisinde efendim ne olacak bu iş? Bu dünya bu şekilde iyi güzel ama fena var. Ben ölüyorum, herkes ölüyor. Benim güzel diye peşinde koştuğum şeyler de fenaya gidiyor. Ama ben hala güzeli ve mükemmeli isteyecek şekilde yaratılıyorum, bitmesini istemiyorum diye bu mesaj veya bu soru devamlı bu işin hallini istiyor. Dolayısıyla manevi azap buradan kaynaklanıyor. Burası da diyor ki, bu manevi azabı hissetmemek için ehli dalalet olan insanın o yönü iptali his nev'inden. Yani o hissini iptal edermiş gibi. Az önce konuşmanın girizgahın başında bir arkadaşın mikrofonu açık galiba. Mute ederseniz eğer arka fondan ses gelmez. Yeni gelen arkadaş Kevser Hanım mı? O sizin olabilir mi bilmiyorum. Ha, kesildi Allah razı olsun. İptali his nev'inden. Yani o his sanki orada yokmuş. O insanın o sorma özelliği, bu işlerin sonu ne olacak, nereye gidiyor bu denilen yönünü adeta iptal edermişçesine. Hani oflarmışçasına bir düğme var. Evet Kevser Hanım gene gitti mi? Yok başkası o. Problem yaşıyorlar. Evet. O hissi iptal edercesine gaflet sarhoşluğuyla işte gaflet kelimesi tekrar burada karşımıza çıktı. Gaflet sarhoşluğuyla sarhoşluk hani aklı başından alma sarhoşluk o anlamda kullanılır ya insan sarhoş olunca hani alkol bu dünyadaki anladığımız haliyle alkol alınca sarhoş olur. Bazı yetilerini, aklını kullanma özelliğini biraz kaybeder. Çok içerse çok kaybeder. Hatta bir noktaya gelir, bayılır, unconscious olur. Tamamıyla zero'ya gelir falan. Neyse, sarhoşluk o demek. Hali hazırdaki özelliklerimizin birini, ikisini, üçünü her neyse bir derece kaybetmek. Sarhoşluk. O yüzden insanı sarhoş eden şeyler bu dünyada yasak, haram. İnsanın sarhoş
sekere deniyor ya, sekerat, müsekkir ya da insanı sarhoş eden şeyleri içmeyiniz, almayınız, yani o hale girmeyiniz diye Kur'an'ın emri var. Neden bu emir? Çünkü sen bu dünyaya zaten bu özelliklerini kullanmak üzere fully functional olarak, yani tamamıyla tüm fonksiyonlarıyla birlikte %100 olarak kullanıp bir amaca hizmet etmek için, bir anlamı keşfetmek için gönderilmişsin. O anlamı keşfedecek olan bu özelliklerin birisini iptal edersen, sarhoş edersen, yani ikisini, üçünü, her neyse iptal edersen, bu sefer bu dünyaya geliş amacın tehlikeye giriyor. Yani şunu yapmak için gönderiyorum ama sen onu yapmıyorsun, yapamıyorsun. Yapamıyor olmanın sebebi de özelliklerini kaybediyor olman. Hani şey gibi, bu güzel, yani bu nokta olabilir, ona dikkat etmek lazım. Hani sarhoşluk deyip sadece bizim sarhoş diyebildiğimiz o işte içki içen insanlar kötü bir şey canım, içki içiyorlar diye hemen ezberden geçebildiğimiz haliyle kalmasın diye bir örnek verme ihtiyacı hissediyorum. Bir araba yapılıyor. Arabanın işte dört tekeri var. Bir tane direksiyonu var. Kapıları var. Her neyse. Bu araba bu haliyle araba olarak yürüsün diye yapılmış. Yani onu kim yaptıysa, mühendisler, fabrikası o şekilde yapmış. Eğer siz arabanın bir tekerini patlatırsanız veya çıkartırsanız, efendim direksiyonunu bozarsanız, araba olarak fonksiyon etmeye devam edemez. Hay Allah, niye böyle oluyor bu hep? Araba olarak fonksiyon etmeye devam edemez. Arabanın tekerleğini çıkardınız, halbuki arabanın yürümesi, dört tekerleği üzerinde yürümesi gerekiyordu. Artık arabayı araba olarak kullanamıyorsunuz. Direksiyonunu bozarsanız gitmek istediğiniz yere araba gitmiyor, ne yapıyor? Yoldan çıkıyor, kaza geçiriyor. Halbuki araba yoldan çıkmasın, kaza geçirmesin diye üzerine direksiyon konmuştu. Direksiyonun o amacı vardı. Direksiyonu iptal ederseniz, buradaki ifadeyi kullanalım, direksiyonun yön verme kabiliyetini iptal ederseniz, o zaman arabanın esprisi kaçıyor. Yani arabayı araba olarak kullanamıyorsunuz. Bozuluyor. Kendi yaratılış hakikatına, hakikatına uygun olmayan bir vaziyete geliyor ve bu vaziyet hoş bir vaziyet değil, arabanın kendi gerçeği açısından. Hani ilk elden hemen günahtır, Allah yasakladı falan filan diye o en sondaki hal şey o açıklama oralara gelmeden önce. Hani her zaman diyoruz ya, biz imandan falan bahsettiğimiz zaman Allah bize iman etmeyi emretti de o yüzden bize iman ediyoruz şeklinde aradaki prosesleri hemen kısa devre yap, ne derler, kestirmeden, zaten öyle Allah söyledi, Allah söyledi haline gelmesin diye konuşuyoruz ya. Dolayısıyla bu hakikatinde işte bu sarhoşluktur, gaflet sarhoşluğudur diye söylenilen, devamlı tekrar edilen ve efendim dinin içerisinde de zaten sarhoş olmak yasaktır diye söylenilen, haramdır diye söylenilen hakikatin, dolayısıyla biz doğrudan doğruya bizim gerçeğimizle alakalı olacak şekilde açıklaması olması gerekiyor. Bunu keşfetmemiz lazım. Yoksa Allah istemedi, ben onu böyle bir hareketi yapmıyorum. İyi güzel. Ama bunun senin gerçeğinden nasıl bir doğrudan doğruya organik ilişkisi var? Onu anladın mı? Onu keşfettin mi? Neden öyle olduğunu anladın mı? Sorusunun karşısında bir cevabımız yoksa, işte ona taklit deniyor. Hani araba örneğine dönecek olursak, birisi size diyor ki, arabanın diyor işte şu direksiyon denilen yuvarlak şeyini bozma diyor, iptal etme diyor. Eğer siz arabanın bütün hakikatını ve o arabanın hakikati içerisinde direksiyonun nasıl bir görevi olduğunu anlamazsanız, bilmiyorsanız, ya da yani şu anda herkes arabanın ne olduğunu biliyor da onu bilmeyen yok diyebilirsiniz de, örnek olarak alın sadece. Arabanın gerçeğini bilmeyen, arabanın içerisindeki o direksiyonun ne anlama geldiğini, arabanın kendi gerçeği açısından ne anlama geldiğini bilmeyen birisine deseniz ki şu yuvarlak olan şeyi bozma, kırma deseniz, o kişi için ilk elden
arabanın hakikatını bilmediği zaman taklidi olarak duyulmuş bir şeydir. Ha, bunu bozmamam lazım. İyi güzel, neden bozmamam lazım? Bilmiyorum valla, öyle dediler. Yani birisi bana öyle dedi, doğru gibi görünüyor ama yani bozunca ne olurum, bozunca ne olur, bozmazsam ne olur, onun da çok farkında değilim. Çünkü hiç araba kullanmamışım ya bu örnek içerisinde. Öyle işte öyle olunca taklide giriyor. Ama insan arabayı eline alsa, kullansa ve o özelliği kendisi birebir o gerçekliğin, kendisinin de içinde bulunmuş olduğu gerçekliğin içinde yaşasa, tecrübe etse, ne der o zaman? Vallahi de bu araba denilen işte objenin direksiyonunu bozmamak lazım diye bütün aklı, fikri, hisleri, artık ne diyorsanız, insaniyetinin tümüyle bunu tahkik ve tasdik eder. Ondan sonra da gelir arabanın factory'si, fabrikası manuelinde söyler. Bu şeyini iptal etme kardeşim, arabanın bu fonksiyonunu iptal etme, iyi bir şey olmaz der. O da onun üstüne şey olur. Yani bir kez daha aynı kendi gerçeklikte keşfetmiş olduğu tespiti vurgular. Evet, hakikaten bunu böyle yapmamak lazımmış diyenler. Her neyse. Bu sarhoşluk mevzusu, gaflet sarhoşluğu veya insanın diğer dünyanın içerisinde kendi özelliklerini iptali anlamına gelen sarhoşluğu, aklı çıkardığımızda biliyorsunuz akıl, hani sarhoşluk aklı alıyor ya, düşünebilme, reasoning edebilme kabiliyetini elinden alıyor. Bunu elinden aldığında insan insan değil mi? Yani evet, insan diye bir şey karşımızda duruyor ama insanın o özelliği, o iptal edilen akletme, akıl yürütebilme, düşünebilme özelliğiyle birlikte bir iş yapması gerekiyordu. Bu sefer o engellendi. Onun bir tanesini iptal edince arabanın direksiyonunu bozma hadisesinde olduğu gibi artık insan kainatın içerisinde insan olarak function etme özelliğini kaybediyor. Öyle olunca da insanın insan olma esprisi ortadan kalkıyor. Hani çocuklar için mesela öyle deriz ya, çocuk yaşta olanlar veya deliler için de aynı şey söylenir. Deliler ve çocuk yaşta olanlar dinden sorumlu değillerdir. Neden dinden sorumlu değiller? O özellikleri ellerinde yok da ondan. Delinin dini olmaz. Neden delinin dini olmaz? İşte bu özellikleri tam değil. O tam olması lazım ki dinin getirmiş olduğu hakikatları anlayıp ha, bu böyle mi, şu şöyle mi diyebilsin. Çocukta da aynı şekilde akıl bali olma yaşına gelmesini bekliyoruz ya. Ondan önce birisi dese ki Allah yok, peygamber yok, ben inanmıyorum. Olur. Yani sen çocuksun zaten, anlamıyorsun bu işlerden. Dolayısıyla veya bir günah işlese, öyle derler ya, fıkıhta o şekilde örnek verilir. Günah işlese çocuk, onu öyle günah olmaz ona. Daha çocuk denir. Çünkü çocuklar saftır vesaire söylenmesinin esprisi o. Saf çünkü şey yok. Saf olmak zorunda. Akıl edebilme kabiliyeti yok. Henüz o şeye gelmemiş. Ama ona geldikten sonra onunla birlikte sorumluluk başlıyor. Evet. Şimdi biz konumuza dönecek olursak, iptali his nevinden. Ha, buradan çıkmıştı asıl mevzu. İptali his nevinden. O hissimizi iptal ediyoruz. Halbuki iptal edilmemesi lazımdı. İşte bu örneklerde belki anlaşılmıştır o. Onun için vermeye çalıştım. O hissin iptal edilmemesi lazım. İptali his nevinden gaflet sarhoşluğuyla. Gaflet sarhoşluğuna girmememiz gerekiyor. O hissi iptal etmememiz gerekiyor. Onun sebebi bu. Muvakkaten hissetmez. Fakat, paragraf okuyayım şöyle bir. Fakat hissedeceği zaman, kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Yani bu konunun gelişinden olan mevzuyu devam ettiriyor. İnsan hani birinci paragrafta veya bir iki her neyse o paragraflarda anlatmıştı ya. İnsanın böyle bir ahireti düşünme özelliği var. Bu özelliğini kendisi özellikle üstünü örtebilir. Ama o his her zaman oradadır.
Sanki burada söylediği haliyle sanki muvakkaten hissetmez gibi. Yani aslında o orada da geçici olarak yani sanki hissetmiyormuş gibi bir haleti yaşayabilir. Nitekim örnekler üzerinde, kendi hayatımızda yaşadığımız örnekler üzerinde düşününce biz de bu hali bir hayli yaşıyoruz. Muvakkaten hissetmeyebiliyoruz o içimizdeki efendim hissi veya soruyu. Bunun ahireti yok, ahireti yok şeklinde yaşarsa insan diyor bu şekilde hissedeceği zaman kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Hem bu yaşlılık halinden bahsediyor. Yaşlılık hali veya insanın kabre yaklaşmış olması için veya insanın kabre yaklaştığını hissedebilmesi için illa yaşlanmasına gerek yok. Yaşlanmak orada sadece bunun bir örneği, bir hali. İnsan yaşlandığında neden kabre yaklaştığını hissediverir birden? Kendisi açısından. Yoksa yaşlı olanlar kabre yakındır anlamında söylemiyorum. Biz kendi gerçeğimize baktığımızda yaşlı olanlar kabre daha yakındır, genç olanlar kabirden uzaktır diye bir gerçekliği yaşamıyoruz çünkü. Neden? Çünkü genç olanlar da ölüyor. İlla 80 yaşına gelince öleceksin diye bir gerçeklik yok ki karşımızda. 80 yaşında ölen de oluyor, 60 yaşında ölen de oluyor, 50 yaşında ölen de oluyor. Efendim 30 yaşında, 20 yaşında, 10 yaşında, 5 yaşında her neyse ölen de oluyor. Dolayısıyla kabre yakınlık anlamında herkes eşit. 60 yaşındaki kabre benden daha yakın diyen adam 30 yaşındaysa 31 yaşında ölebilir. Hani öyle diyorlar, çok doğruluğundan emin değilim ama yaş 35, yolun yarısını ettik diye şiir yazan adam işte bir süre sonra, çok kısa bir süre yani yarısı olmadan ölüvermiş. Yani yaş 35, yolun yarısı, ha demek ki bu yolun tamamı 70 falan gibi hesap edebiliyor insan. Ama 35 değil de 36, 37 yaşında da ölmek gayet mümkün. Ha, demek ki buradaki olay bizim kabre yakınlığımız o meselesi değil de biz kabre yakın olup olmadığımızı hissediyor muyuz, hissetmiyor muyuz meselesi. Dolayısıyla insan hani işte 20 yaşında genç, 30 yaşındayken çok kabre yakınmış gibi hissetmeyebilir. Buradaki bahsettiği sarhoşluğundan dolayı. Neden? Çünkü eğer böyle ciddi olarak hani o şeyi yoksa, hastalığı yoksa, hani diyoruz ya kanserdir veya böyle bayağı hani nezle cinsinden değil de insanı bayağı kendi varlığını sorgulattıracak şiddette yaşanan bir hastalığı yoksa, başına o anlamda bir bela musibet gelmemişse, o yaşlarda genelde insanlar burada bahsettiği gaflete düşebiliyorlar. Bu sarhoşluğu yaşayabiliyorlar. Neden? Çünkü işte gencim, yapabiliyorum, kuvvetim var. Çok da hani hasta değilim, sağlıklıyım. O zaman ilk başa dönelim. İlk paragrafta bahsettiğimiz haliyle. Evet, bunu böyle yapabiliyorum. Etrafımdaki efendim yaratılan medeniyetin terakkileriyle uğraşıyoruz dedik ya. Medeniyet terakki ediyor. Ben de onun içerisinde bir görev alıyorum. Ondan da hoşlanıyorum. Güzel işler yapmak hoşuma gidiyor. Bakın bu işte böyle bir kısır daire içerisinde dönmeye devam edebiliyor. Bu halde, bu daire içerisinde yaşayan insan muvakkaten o hissi, yani sen öleceksin, bunun sonunda ne olacak, şunu bir düşünsene olan hissini geçiştirebiliyor. O sorunun kendi dünyasına getirmiş olduğu düşüncelerden, efendim endişelerden, değil mi? Ne olacak halimiz türü endişelerden uzak kalabiliyor. Ama kabre yakın olduğu vakit, işte ister bir hastalık olabilir, ister yaşlılığın getirmiş olduğu, yaşlar gittikçe özelliklerini kaybeder veya yavaşlar yavaşlar problemler artmaya başlar, kuvveti düşer. O yüzden ister yaşlandığı zaman diyelim, ister ciddi bir hastalığa tutulduğu zaman, kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Neden? Çünkü artık o sarhoşluğu uzun içerisine girip kendi gerçeğini unutma
ne diyelim diye bir durum söz konusu değil. Artık onu yapamıyor. Yapamayacak bir hale geliyor. Düşünmeyeyim deme modunda değil artık. Niye? Düşünmesi lazım. Çünkü işte hasta oldun. Doktor sana dedi ki 6 aylık ömrüm var. Ne yapacaksın? Düşünmeyeceksin de. Doktor öyle dedikten sonra düşünmemek mümkün mü? O zaman başlıyorsunuz günleri saymaya. 6 ay oldu, 5 ay oldu, gidiyoruz falan demeye. Öyle bir teşhis konulduğundan dolayı. Sayın Nursi de bir yerde diyor ya, nasıldı o? Efendim, gençlik uykusundan, onu tam olarak hatırlayan varsa söylesin, şuna benzer bir şeydi. Gençlik uykusundan ihtiyarlık sabahında uyandığım zaman mı diyor? Buna benzer bir şey diyor. Onu bilirsiniz. Neyse. Yani oradaki anlatmaya çalıştığı da aynı olay. Gençken uyuması, bu anlamda uyuması biraz daha mümkün, biraz daha kolay. Ama ihtiyarlık sabahıyla kendi gerçeğine uyanıyor. İnsanın kendi gerçeğine uyanmasını, hani sabah uyanmakla eşdeğerdir ya, yani insanlar normal şartlar altında sabah olunca uyanırlar, gece olunca uyurlar. Eğer sen, biz, insan, kimse artık uyanıyorsa, kendi gerçeğine uyanıyorsa, o uyandığı zamana sabah denir. Bu uyanma eğer yaşlıyken, yaşlanınca oluyorsa, o zaman da yaşlanmaya sabah adını takmak uygun görünüyor. Çünkü yaşlanınca uyanıyorsun, uyanındığın zamana da sabah denir. Demek ki yaşlılık bizim sabahımız, uyandığımız zaman olabiliyor bu şekilde. Diye de öyle bir yer hatırladım. Yakın olduğu vakit birden hisseder. Okey. Peki şurayı tamamlayalım. Çünkü Cenab-ı Hakk'a hakiki abd olmazsa kendi kendine malik zannedecek. Tabi bunlar hep açıldı, hep açıldı. Şuraya kadar olan konunun içerisinde de devamlı bahsedildi ama gene de insan bu haliyle okuyup geçilmesin diye düşünüyor ama tekrar açmaya kalksak da uzun iş. O yüzden nasıl yapsak? Yani şundan bahsetmeye çalışıyorum. Cenab-ı Hakk'a hakiki abd olmazsa kendi kendine malik zannedecek. Kendi kendine malik zannederse, yani hakiki abd olmak ne demek? Şu kestirmeyi yapmayalım diye söylüyorum. Yani sen kendini Cenab-ı Hakk'a hakiki abd bilirsen eğer, bu tür problemleri yaşamazsın deyivermek yerine Cenab-ı Hakk'a abd olmak demek, yani sen yaratılmışlığını bilirsen, öyledir ya hani submission to God, yani Allah'a teslim olmak demek, submission to your own reality demek. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a abd olmak veya Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyor olmak demek aslında içerisinde şu anlamı barındırıyor olması lazım. O anlam nedir? Ben kendi gerçeğimi fark ettim ve o kendi gerçeğimin işte o tam farkındalığıyla yaşıyorum demektir Cenab-ı Hakk'a tam abd olmak. Yoksa o hani ben abdim ya Cenab-ı Allah işte o bizim Allah'ımız, yaratıcımız, ona ibadet etmek lazım falan filan anlamında değil bu gerçek. Yani nasıl söyledi burada? Hakiki abd olmak. He. Ben hakiki abdim. Nasıl hakiki abdsın? İşte ben o ne derse yaparım, namaz kılarım, oruç tutarım vesaire. Güzel, bunlar doğru olmakla birlikte hakiki abd olmak demek öyle insanın kendini kasmasıyla, kasıntısıyla falan abdolunmaz. Yani Allah söyledi doğrudur, Allah söyledi doğrudur. Ben zaten onun dediğine karşı çıkar mıyım deyince ve bunu böyle çok kendini sıkarak söyleyince insan hakiki abd olmaz. O sıkıntıdan, kasıntıdan insanın kendini bir hallere sokmasıdır. Hakiki abd demek, Cenab-ı Hakk'a hakiki abd olmak demek, kendi gerçeğimin gerçekten farkına vardım demek. Dolayısıyla şöyle bir tanım çıkartabiliriz buradan. İnsanın Cenab-ı Hakk'a hakiki abd olması, kendi gerçeğinin farkına varmasıyla doğru orantılıdır. Bu ikisi
Doğru orantı o demek yani, onu anlıyorsunuz. Bu taraftaki yani kendi gerçeğinin insan ne kadar farkına olursa, yaratılmış olma gerçeği, ya yani gerçekten beni bu şekilde birisi yarattığı, etrafımdaki her şeyi şunun için yarattığı, bunu anladım, bundan ikna olduğum ne kadar diyebiliyorsak kendi dünyamızda, işte o kadar ancak Allah'a ibadet edebiliriz, ancak o kadar kul olabiliriz. Bunun dışında bir kulluk tarifi yok, bunun dışında Allah'a kul olma, abd olma, ibadet etme diye bir şey yok. Onların hepsi hikaye. Yani sözde kalan ifadeler. Hakiki abd olacağım, hakiki abd olacağım. Kul, biz kuluz falan demeler insanın doğrudan doğruya kendisinin ne kadar yaratılıyor olduğunun fark edilmesiyle doğru orantılı. Bunu fark ettiğin zaman zaten bir daha ben Allah'a kul oluyorum, ne dedi burada, hakiki abdim falan demeye gerek yok. O demek zaten işte. Evet. Cenab-ı Hakk'a hakiki abd olmazsa demek, kendi gerçeğinin farkına bu anlamda varmazsa, evet ne olur diyor, kendi kendine malik zannedecek. Bakın işte mesele oraya geliyor gene. Kendi kendine malik zannetmek, bunu bu cümle içerisinde de tersten okuyup tarif çıkarmak mümkün. Kendi kendine malik zannettiğimiz oranda Cenab-ı Hakk'a abd olamayız. Kendi kendimiz ne kadar malik hissediyoruz kendimize, o kadar yaratıcıdan uzağız demek. İstediğimiz kadar ağzımızla ben ibadet ediyorum diye çırpınıp duralım. Onlar hiçbir şey, aslı astarı olmayan ifadeler. Deep down, hani öyle diyor ya, işte ahirette gidince insanın elleri, kolları, uzuvları yani kendisi aleyhine şahitlik edecekler diyor. Onun anlamı bu olması lazım diye anlıyorum ben. Yani biz dilimizde ya ben zaten Müslümandım, mümindim falan diye hani az önce söyledim ya, atıyoruz dediğimiz şeyler var ya, onların bir gerçekliğinin olmadığını kendi halimiz orada bize, bizim o söylediğimiz, yani söyleyip de tam yaşamadığımız şeylerin aslında hiçbir aslı esası olmadığını bize söyleyecekler. Ellerimizin, uzuvlarımızın bize karşı şahitlik yapması bu demek. Yani biz yaşamamışız böyle bir şeyi. Bu hali biz bu dünyada yaşamamışız. Sadece söylemişiz biz hakiki abdiz, hakiki ibadet ediyoruz falan diye atıp tutmuşuz. Öteki tarafa gittiğimizde yok ki öyle bir şey. Yani öyle bir şey, gerçeği yaşamadın ki. Yaşamadığın şeyi hani temcit pilavı gibi devamlı söyleyip durmanın bir anlamının olmadığının farkına varacağız orada. Hani o şey örnekte geldi aklıma. Adam sigara içiyor ama ben sigara içmiyorum, ben çok sağlığıma dikkat ediyorum diye dilinde söylüyor. Sen istediğin kadar sağlığıma dikkat ediyorum de söz olarak. Sağlığına dikkat ediyorum diye söylemen senin ciğerlerinin kanser olmasını etkilemez. Onun üzerinde bir etkisi yok ki. Ne olur o zaman? Gidersin doktora, bir röntgen filmini çeker. O zaman ne olur? Ciğerlerin senin aleyhine şahitlik yapar. İşte bu o demek. Ciğerlerin der ki, bas bas bağırır kendi lisan halleriyle. Bu adam sağlığına dikkat etmiyor, sigara içiyor, efendim kanser oluyor veya sağlığını bu şekilde kaybediyor diye söyler. Sen istediğin kadar sağlıklıyım, ben sağlığıma çok dikkat ederim de hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla sözle söylemekten ziyade insanın o hali kendi dünyasında yaşıyor veya o gerçeğinin farkına varabiliyor olması lazım. Bunu yapabilince insan abd olur, ubudiyetini yaşar, ibadet eder. Evet, o kısmı olur. Onun dışındakilerin pek bir değeri olmadığını bu tür insan kendi dünyadaki yaşadığı örnekleri düşününce de anlıyor, anlaması mümkün. Peki bunu hızlı okuyayım dedim ama o da olmadı. Bakayım ondan sonra nereye gidecek. Halbuki o cüz-i ihtiyar, o küçük iktidarı ile şu fırtınalı dünyada vücudunu idare edemiyor. O cüz-i ihtiyar, yani ben kendime malikim, ben seçerim, ben yaparım diye, cüz-i ihtiyar o demek ya, ben şunları da ben seçiyorum, şunları da ben yapabiliyorum diyebilen kısmı herhalde insanın
Ben öyle anladım buradan. O küçük iktidarı ile şu fırtınalı dünyada vücudunu idare edemiyor. Fırtınalı dünya demek illa rain veya bizim anladığımız anlamda storm gelecek anlamında değil de dünyanın her tarafı fırtınalı. Yani fırtına olmadığı zaman, meteorolojinin verdiği fırtına olmadığı zaman dahi fırtınalı. Yani hiçbir şey yerinde, kararında durmuyor. Her şey gidiyor. Her şey gidiyor. Doğanlar ölüyor, ağaçlar ölüyor vesaire her neyse. Fırtına bir şeyin sonunu getiriyor. Aynı kararda durmuyor. Yani herhalde fırtınadan kasıt olsa gerek. Aynı kararı hiçbir şey aynı kararında durmuyor. Bu kararında durmayınca insan kendi vücuduna bakıyor. Ben kendi vücudumu hani o esprili şekilde söylediğimiz var ya başından kıl düşse bir tane kılı yerine koyamıyorsun. Dolayısıyla neyin malikiyetini iddia edeceksin? İnsanın elinde bir şey kalmıyor. Hayatına muzur mikroptan tut. Ha, burada örneklerini vermiş. Bir mikrop geliyor. Ta zelzeleye kadar binler taife düşmanları hayatına karşı tehacum, hücum vaziyetinde görüyor. Her şey hücum ediyor. Elin bir korku dehşeti içerisinde her vakit kendine müthiş görünen kabir kapısına bakıyor. Elin bir korku dehşeti içinde her vakit kendine müthiş görünen kabir kapısına bakıyor. Kabirle ilgili olan kısma bu şekilde bağladı. Devam edecek konu ama hem benim söyleyeceklerim bitti hem de zaman bitti. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler yoksa ben müsaadenizle bitireyim diye düşünüyorum. Herhalde yok gibi görünüyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.